Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Seda Sorular. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. İlk haberimizle başlıyoruz. Mutlu evlilikleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu çift Engin Happy'leri ile Beyza Şekerci ikinci çocuk planımı yapıyor. İzliyoruz. Son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisine konuk olan Engin Happy'leri eşi Beyza Şekerci ve oğlu Can'la Etiler'de kameralara takıldı. İki toplantı arası hızlı yemek mecburi. Aradan yemek çıkarttık evet. Diyebiliriz, öyle bir şey oldu. Ne toplantısı efendim, işler güzel? Var bir şeyler evet. Önce biraz bilgi ya. Ya Engin zaten vakitsizlikten Engin'i ben zor görüyorum bu ara, o kadar yoğun çalışıyor ki. Evet, güzel, iyi gidiyor. Şimdi Evlilik Hakkında Her Şey bitti benim artık, son bölümüm. Bundan sonra da Ottoman Rising'in ikinci sezonu çekiliyor, orada bir rolüm var. Cumartesi günü hatta iki seti aynı gün içerisinde koşturarak götürdük. Şimdi Cengiz abiyle yaptığımız çok sevdiğim bir orta kafa aşk var. Roskut'la. İngilizce çekilen Ottoman Rising adlı dijital projenin ikinci sezonunda rol alacağını açıklayan Happy'leri iki yabancı dil konuşabildiğini söyledi. Aynı gün iki tane set dedim. Rolleri karıştırmadı değil mi? Karıştırmadı. Biri İngilizce biri Türkçe olunca daha rahat. Kesin karıştırmıyorum ya. Yani. Evet, ki karışması imkansız. Aynen. Kaç dil biliyorsun? Almanca öğrendim, İngilizce biliyorum ve de Türkçe biliyorum. Çok avantajını görüyor musun oyunculuk tabanında? Valla görmeliyiz çünkü artık uluslararası işler yapıyoruz. Çok da iddialı güzel işler yapıyoruz. Ve ülkemize de çok önemli yatırımcılar gelmeye başladılar. Büyük televizyon şirketleri gelmeye başladılar. Muhtemelen de yabancı diziler fazlasıyla çekilecek. Dolayısıyla biz de oyuncular olarak orada yepyeni fırsatlar bulacağız. Ünlü oyuncu çift, oğulları Can'ın da yabancı dil öğrenmeye başladığını belirtti. Aynen öyle. Can bile biliyor. Biliyor bile. Başladı, onlar da ufak yaştan başladı. Ufak başlıyorlar okullarda artık. Yani çok erken, bizim dönemimizden çok daha erken başlıyor artık çocuklar. Yani. Tabii aynen ki. Şu an Can artık konuşuyor diyeceğim. Ya yani neredeyse yazıyor. Ama anlıyor yani neredeyse. Beyza Şekerci annelik molası verdiği oyunculuğa geri döneceğini anlattı. Programım devam ediyor benim. Sinema programımız var biliyorsunuz. Bir de şimdi bir işle anlaştım. Ona başlayacağım inşallah. O da dijital bir platforma. Aralık ayında, Aralık sonunda. Dizi, Hayaller ve Hayatlar bir işi. Bakalım uzun zaman sonra ben de setlere dönüyorum artık. Oo, sizinle bir ayrı izlemeniz var. Evet evet, aynı öyle. Bir de Engin'le böyle hayal ettiğimiz bazı ortak sahne üstü projelerimiz olacaktı. Onlar için bazı hazırlıklar yapıyoruz ama onunla ilgili şimdi bir şey söylemeyelim. Bir iki haftaya çıkar orada. Bir iki hafta içinde bir de güzel, çok heyecanlandığımız bir projemiz var Beyza'yla. Yani, onu da hayata geçiriyoruz. Bir şey hayata artık geçirmeye çalışıyoruz. Biraz onun için koşturuyoruz. Şekerci ve Happy'leri iş hayatlarını oğullarına göre planladıklarını ifade etti. Sizin set başlayınca sizin iki tane set var. Baktık herhalde biraz. Yok, ona asla. Her şey öncelik her onda. Şey önce o. Yani, biz olmasak bile sağ olsun evet. Müthiş bir dedemiz var, müthiş bir anneannemiz var, babaannemiz var. Bir de birbirimizin saatlerini ona göre ayarlıyoruz. Yani benim çekim takvimim daha belli oluyor. Engin'in boşluklarına denk geçiyoruz. Yani birimiz çalışırken birimiz mutlaka onunla oluyoruz. Yardımcı bir adı var mı? Bir oluyor, tane tabii. Ablamız oluyor, var tabii. Evet. İki buçuk senedir çok sevdiğimiz Can'a bizim ailemizden biri gibi oldu. Onunla beraber bir şeyimiz var. İkili ikinci çocuğu ise şimdilik düşünmediklerini sözlerine ekledi. Can hiç öyle bir şey şu an anlayacak durumda değil. Kafa karıştırmayın. Sağ olasın. Aslında çok teşekkürler. Mesaj alınmıştır abi. Mesaj alındı. Bayağı uyanık tempoda çalışıyoruz. Birkaç yıl sonra konuşuruz bakalım, bu konuyu. Bakalım kısmet inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Biz de böyle. Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in 2 yaşındaki oğulları Karan, şirinliğiyle bütün ilgiyi nasıl üzerinde topladı? Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Eyvah. Bunu. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Çalıştığımız gibi. Süper. Az sonra. İkinci kızını kucağına almak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, ilk kez babalık heyecanı yaşayan yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ'a hangi tavsiyelerde bulundu? Kıvanç Tatlıtuğ da biliyorsunuz, o da çocuk bekliyor. Hayırlı olsun dedim, bir konuştum. Tabii konuştuk. Tabii ki konuştuk. Az sonra. Sadakatsiz dizisinin derini Melis Sezen, kıyafeti, milyonluk takıları ve yaptığı konuşmayla Altın Kelebek ödül törenine nasıl damga vurdu? Sürekli beni ailemle ters düşünmeye çalışarak ne yapıyorsun sen?
Beni yalnız bırakmaya mı çalışıyorsun? Sadakatsiz dizisinin derini Melis Sezen, Altın Kelebek Töreni'ne damgasını vurdu. ...24 yaşındaki oyuncunun cesur dekolteli beyaz elbisesi kadar... ...boynundaki 34 milyon 256 bin TL değerindeki kolye de dikkat çekti. Melis Sezen daha önce ünlü Amerikalı şarkıcılar Lady Gaga ve Beyoncé'nin de taktığı kolyeyi... ...gecede 3 koruma eşliğinde taşıdı. Genç oyuncu tören öncesi yaşadığı heyecanı paylaştı. Merhabalar. Evet, Yüzden Yıldız, Melis Sezen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler seveceksiniz? Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır bu geceyi bekliyorum zaten. Ve yıldızı parlayan olduğum için de çok mutluyum çünkü hayallerimden biriydi. Çok şık olmuşsunuz. Nasıl hazırlandınız? Beğendiniz mi? Evet. Teşekkür ederim. Tuana Büyükçınar hazırladı. Kendisine ben zaten hayranım ama gerçekten ikimiz de aynı şeyi hayal etmişiz. O yüzden böyle bir şey çıkardım. Evet. Bilmiyorum, bu tam benim ruhum. Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinin çekimlerinin tam gaz devam ettiğini belirtti. Yükselen yıldız olarak gösteriliyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Son döneme damga vurdunuz. Sadakatsiz dizisiyle başta olmak üzere. Neler söylemek istersiniz? Sadakatsiz tam gaz devam ediyor. Evet. Ve çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Bambaşka bir ritme giriyoruz şimdi zaten dizide. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Derine hayat vererek de burada olduğum için de ayrı mutluyum tabii. Melis Sezen'in törende yaptığı konuşma ise sosyal medyada uzun süre trendlerde kalmasını sağladı. Ünlü oyuncunun özellikle ödülünü aldıktan sonra söylediği "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" sözü espri konusu oldu. İnanırsak her şeyi başarabileceğimize inanıyorum artık. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Artık inmem lazım sanırım. Bütün ekibimiz... Ben galiba artık inmeliyim ya şu an. Çok çılgınca şeyler oluyor gerçekten bu akşam değil mi? Serdar, bunu birbirimize yapmayalım. Neyi? Ne olur bana böyle bakma. Çağlar Ertuğrul, Altın Kelebek ödül töreninde Tamer Karadağlı ile ilgili yaptığı espriye gösterilen tepkiler üzerine kendisini nasıl... Az sonra... Ali Atay, 2 yaşına giren oğlu Fikret Ali'nin Azal Kaya'dan çok kendisine benzediği yorumlarına ne yanıt verdi? Hadi git de iki ekmek al, haydi. Ya baba, ekmeğimi soruyorum. Dede nerede? Dede, konuşmam gereken bir şey var. Anladım, dede alsın. Son yaz dizisi final yapan, ardından Leyla ile Mecnun adlı dijital dizinin ikinci sezonunu çeken ünlü oyuncu Ali Atay, Etiler'de bir restoran çıkışı kameralara takıldı. Ali Bey, nasılsınız? Abi iyi be. Yemek yedik. İş toplantısı vardı sanırım. Gibi yani, evet öyle. Yemek yedik, ayrılıyoruz. Hayırlı olsun, belli mi şu an? Hayır öyle bir şey değil. Atay evde bol bol oğlu Fikret Ali ile zaman geçirdiğini belirtti. Nasıl, neler yapıyorsunuz? Uzun zamandır da görmüyoruz sizi. Geçtim. Oğlumla vakit geçiriyorum. Onunla boğuşuyoruz işte. Paylaşımları da bayağı bir beyni alıyor Hazal'ın paylaşımları. Hazal'ın paylaşımları, evet ya. O seviyor insanı. Biraz esprili de, evet. Size laf da atarak. Laf sokuyor ona. Olsun. Nasıl büyüdükçe evde yaramazlıkları başladı mı? Başladı. Hız seviyor ya. Sürat seviyor çocuk. Değil mi? Yarışıyoruz onunla. Ali Atay, 2 yaşına giren oğlunun eşi Hazal Kaya'dan çok kendisine benzediği yorumlarına ise katılmadığını söyledi. Küçük arabalara biniyor falan. Büyüdükçe de daha çok size benziyor. Bana benziyor. Ben anlayamıyorum onu işte. Ya bence kimseye benzemiyor. Kendine benziyor çocuk. Öyle de olur inşallah. Televizyonlarda falan sizi gördükçe böyle artık... Tanıyor artık ya. Böyle bir şekilde görünce falan televizyonda yaklaşıyor televizyona. Baba falan diyor. Ödüllü oyuncu Leyla ile Mecnun'un 3. sezon çekimlerine Ocak ayında başlayacaklarını açıkladı. Leyla ile Mecnun 2. sezon gelecek mi efendim? 2. sezon geldi, çektik onu, bitirdik. 3'e gireceğiz şimdi kısmetse. Ne zaman başlayacak? Ocak gibi falan başlayacak herhalde. Ocağın ortasında falan gelecek. Mutluyum tweet'i takipçileri arasında heyecan yarattı. Hazal Kaya'nın da kalp emojisiyle tweet'i yanıt vermesi ikinci bebek geliyor yorumlarına neden oldu. Ancak Hazal Kaya'nın menajerlik ajansı ünlü oyuncunun hamile olmadığını açıkladı. Let me see it. I just wanna eat it.
Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'e ihanet ettiği iddiasını nasıl tiye aldı? Bazı ihanet iddiaları haberlere yansıdı. Evet, ihanet ettim. 2021 nasıl geçti sizin için? Çok bereketliydi. Az sonra... Demet Şener geçen yazdan beri beraberlik yaşadığı iş insanı Tolga Arman'la el ele nasıl düşman çatlattı? Demet Şener geçen yazdan beri beraberlik yaşadığı iş insanı Tolga Arman'la Etiler'de bir restoran çıkışı ilk kez el ele görüntülendi. Merhaba. Ünlü model karşısında bir anda kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı. Evet. Merhaba, nasılsınız Demet Hanım? Şaşırdık, iyiyim siz. Demet Şener daha sonra öğlen yemeği için buluştuğu Tolga Arman'la vedalaştı. Ha, biz hep beraberiz, ilk defa denk geldik. Böyle her fırsatta beraber bir şeyler yapıyoruz. Bugün de öğlen yemek yedik beraber. Ünlü manken sevgilisiyle çıktığı tatillere ait fotoğrafları sık sık sosyal medyadan yayınlıyor. Güzel bir tatiller, paylaşımlar yapıyorsunuz. Evet, az biraz. Yok, henüz yok. Teşekkürler. Evlenmeyi düşünmediklerini belirten ve imzaya ihtiyaç duymuyoruz diyen Demet Şener, sevgilisiyle peş peşe kullandıkları araçlarla restoranın önünden uzaklaştı. Yeni yılda peki evlilik var mı? Evlilik için ne Demet Hanım? İmzaya gerek yok demiştiniz ama neler söyleyeceksiniz? Aynı şekilde. Bay bay. İyi seneler. Çağlar Ertuğrul, Altın Kelebek ödül töreninde Tamer Karadağlı ile ilgili yaptığı espriye gösterilen tepkiler üzerine kendisini nasıl savundu? Serdar, bunu birbirimize yapmayalım. Neyi? Ne olur bana böyle bakma. Teşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul, Altın Kelebek töreninde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Ödülünü Nurgül Yeşilçay'ın elinden alan yakışıklı oyuncu, törene yaptığı espriyle damgasını vurdu. Ertuğrul, önceki ay Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreninde Nihal Yalçın'la Tamer Karadağlı'nın arasında yaşanan polemiğe göndermede bulundu. Umarım önümüzdeki yıllarda da erkek oyuncuya aday olmak istiyorum. Yaptığı espri sosyal medyayı ikiye böldü. Karadağlı konuyu espri yapmış çocukcağız diyerek geçiştirse de bazı takipçiler 34 yaşındaki oyuncuyu saygısızlıkla suçladı ve sert mesajlar attı. Bunun üzerine Çağlar Ertuğrul sosyal medya sayfasından şu açıklamayı yaptı. Çok güzel bir organizasyondu. Emeği geçenleri tebrik ederim. Bu arada benim trollüklerimi bilen bilir. Tamer abiyi de çok severim ve sayarım. Onun işleriyle büyüdük ama iki espri yapamayacaksak yaşamayalım. Komik bulmazsınız, o ayrı ama bir laf için kimilerinin çirkin ithamların öncesi soruları yanıtladı ve İstanbul trafiğine alışmaya çalıştığını söyledi. Burada bulunmak bile gurur duyucu, gurur verici bir... Çok heyecanlıyım, konuşamıyorum şu an. Dün geldim Ankara'da. İstanbul'a da alışmaya çalışıyorum, İstanbul trafiğine. Siz de bu arada çok şıksınız ya, herkes çok şık. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Nasıl geçiyor Ankara şimdi? Çok soğuktur. Ankara evet ya, yazı. Ankara soğumaya başladı. Dışarıda da çok çekimimiz oluyor. Artık kat kat giyinmek bile çok kesmiyor. Ama yapıyoruz. Seyirciye en iyisini vermeye çalışıyoruz. Ünlü oyuncu 2021 yılının reyting rekorunun hala Teşkilat dizisinde olduğunu da belirtti. Çok şükür şu an hala 2021'in en yüksek reytingi bizde. Buradan da tekrardan izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyelim tekrar. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
Serdar Ortaç 2 yıl sonra Türkiye'ye dönen eski eşi Chloe Lohan'la bir daha görüşmeyi düşünmüyor mu? Evime haciz koydu, daha ne diyaloğum. İnsan düşmanına yapmaz ya. Düşmanına yapmaz pandemide. Bir dönem Türkiye'nin en çok kazanan şarkıcılarının başında gelen 51 yaşındaki Serdar Ortaç'ın hangi sözleri yürek burktu? Ben borçla uyanmaktan çok sıkıldım. O yüzden hepsi kapansın. Bana da yemek parasını versinler, ben yaşayayım öyle gitsin. Az sonra. Altın Kelebek ödül töreninde yaşam boyu onur ödülüne layık görülen İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada hangi sözleriyle duygulandırdı? İbrahim Tatlıses Altın Kelebek töreninde yaşam boyu onur ödülünün sahibi oldu. Tatlıses'in Altın Ufağım diye sevdiği 8 yaşındaki kızı Elif Ada ödül almak için annesi Ayşegül Yıldız'la geceye katıldı. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Hoş geldin Elif Ada. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Altın Kelebek ödül törenindeyiz. Neler çok söyleyeceksiniz? Güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel, heyecanlı bir gece. Evet. Türkiye'nin en iyilerinin ödül aldığı bir gece. Çok güzel, çok mutluyuz burada olduğumuz için. En iyileri demiş. İbrahim Tatlıses bu sahneye çok çıktı baban. Sen neler söyleyeceksin Altın Kelebek'le ilgili Elif Ada? Babamı çok seviyorum. Biz de seviyoruz babamı. Onunla gurur duyuyorum. Her çocuk gibi onu gurur duyuyor. Elif Ada küçük olduğu için tabii babasını çok burada ödül alırken sahnelerde izleyemedi. Kısmet olmadı. Videolarda çok izliyor ama. Şimdi o sahneyi görecek evet, kendisi. Evet, o sahneyi görecek. Aynen, kendisi de tanık olacak, şahit olacak. Ayşegül Yıldız yapmayı planladığı televizyon programının iptal olduğunu anlattı. Siz neler yapıyorsunuz? Var mı yeni bir proje? Teşekkür bir şeyler ederim. Duyuyoruz ama. Yani evet, televizyonla ilgili aslında bir evet. proje vardı. Gerçekleşemedi. Yarım kaldı. Ufak tefek pürüzler çıktığı için anlaşamadım. Ama heyecanlandım. Yani uzun süre sonra ilk defa televizyonla ilgili bir şey yapacak olmak bile heyecanlandırdı. Özlemişim galiba. Yakın zamanda o zaman sürpriz evet, bir şeyle görebiliriz. İnşallah. Kısmet. İnşallah diyelim. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Elif Ada görüşürüz. Bye bye. Elif Ada Tatlıses çıkışta babasının izinden gidip şarkıcı olmak istediğini söyledi. Babanın adına ödülü aldın. İlk öncelikle neler söyleyeceksin? Baban yok, bugün sen varsın. Neler söylemek istersin? Kameraların. Çok mutlu oldum. Babam için gurur duyuyorum. İleride ve babamı da çok seviyorum. Babanı da çok seviyorsun. Peki ileride bir gün şarkıcı olmak isteğin vardı zaten. Bu Altın Kelebek ödülünü de sen de istiyor musun bir gün? Evet. Evinin baş köşesine mi koymak istiyorsun? Evet. Ayşegül Yıldız kızının utandığı için Altın Kelebek töreninde sahneye çıkamadığını belirtti. İbrahim Tatlıses yaşam boyu onur ödülüne layık evet, görüldü. Gerçekten. Neler söyleyeceksiniz? Kızının elinde ödül. Evet. Aslında Elif Ada alacaktı sahneye çıkıp ama tabii Elif Ada İbrahim Bey'in şanssız bir dönemine denk geldi. Dolayısıyla sahnelere çıktığı dönemlerde babasını çok izleyip göremediği için utandı ve çıkamadı. O anlarına çok fazla tanık olmadığı için Elif Ada sahnelere çok aşina bir çocuk değil. O yüzden biraz utandığı için çıkmakta tereddüt etti, heyecan yaptı. Kısmet böyleymiş, bu seferlik böyle oldu ama babası için çok mutlu. Kesinlikle. Bu ödülü İbrahim Bey'e layık gören herkese tamam. Elif Ada adına ben teşekkür ediyorum. Elif Ada ödülü alıp babaya götürüyorsun şimdi değil mi? O zaman çok teşekkür ederiz size. Teşekkür babana ederiz. Da çok selamlarımız. Elif Ada Tatlıses İbo Show'a konuk olduğunda da utangaç tavırlarıyla dikkat çekmişti. Mikrofonu ver. Olmaz. Niye mikrofonu dezenfekte mi edelim? Ne yapacağız? Olmaz. Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'e ihanet ettiği iddiasını nasıl tiye aldı? Kadir Doğulu Etiler'de bir restoranın önünde kameralara takıldı. Ünlü oyuncu muhabirlerle şakalaştı. Çıkarken denk geliyoruz. Nasıl oldu bu şimdi? Abi güzel gelmedi. Abi güzel düştü. Tamam alırım onu da. Sizin gelişiniz alıyor muyum? Abi güzel et. Şöyle alalım abi. Gelmeden haberi gelmişti. O nasıl oluyor? Babasına dedik bunu gerektirir. Hadi lan. Peki öyle olsun. Doğulu restoranda misafirlerinin beklediğini söyledi.
Ama ben içeride misafirim var, gideceğim. Kusura bakmayacaksınız. Ne yapayım? Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Teşekkürler. Bir iş toplantısı mı böyle, takım elbise falan? Bayağı bir şıksınız. Evet. Yani sadece bugün değil, bugün birkaç tane, şimdi değil birkaç tane toplantım var. Onun için böyle. Harika görünüyorsunuz. Eyvallah, kolay neyle gelsin. Biraz bahsetsek. Bir dahaki sefere dostlar, sağ olun, bırak ağa gelmişsiniz. Ben benim için geldiğinize inanmıyorum ama. Eyvallah. Allah kolaylık versin. Son olarak Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün kıskançlık krizi yüzünden ayrıldığı, Doğulu'nun Aşkın Tarifi dizisindeki partneri Serra Arıtürk'le yakınlaştığı iddiası yeniden gündeme geldi. Ancak Doğulu söylentiyi eşiyle ilgili aşk dolu bir paylaşım yaparak jet hızıyla yalanladı. Ünlü oyuncu Dubai'de yılın uluslararası kadın oyuncusu ödülünü alan eşi Neslihan Atagül'ün paylaşımının üzerine "Keşke herkes benim gibi görebilse seni, güzel gönlünü, hür vicdanını, geleceğe dair ümitlerini. O zaman bir değil, bütün ödülleri sana vermek isterlerdi. Tebrik ederim, yetenekli ve güzel sevdiğim, daha nicelerine" mesajını düştü. Bir Allah kolaylık versin. Ayrılık haberi vardı, resim paylaştınız. Ne var mı? Ayrılık haberi falan. Haydi ya. Çıkmaz öyle şeyler. Saatlerce restoranda iş görüşmesi yapan ünlü oyuncu çıkışta soruları yanıtladı ve yakın dostu Murat Dalkılıç'la ortak dizi projeleri çekeceklerini açıkladı. İyi akşamlar Kadir Bey. Nasılsınız Kadir Bey? İyi, siz nasılsınız bakalım? Teşekkürler. Bir bekler toplantıydı sanırız. Ya birkaç tane. Birkaç tane. Yeni proje mi geliyor? Yani ümit ediyorum. Bakalım. Yani şimdiden söylemesi zor dostlar. En azından dijital mi yoksa sinema mı, televizyon mu? Yok yani dizi mi, program mı? Dizi. Hep dizi. Oyunculukla alakalı. Son zamanlarda ilgilendiğim tek şey yapabileceğimizin en güzelini yapmak. O yüzden meşguliyet inanılmaz arttı. Sadece oyunculuk yok. Bu işin içerik üreticiliği tarafı da var. Birkaç kişiyle beraber güzel işler çıkartabileceğimize inanıyoruz. Bugün Murat da buradaydı biliyorsunuz. Dalkılıç'ta güzel bir ortaklığımız var. Herhalde yakın zamanda ümit ediyorum. Bunların hepsini hepinize, halka, izleyiciye arz edebileceğiz. Şu an eğer bir özet isterseniz benim söyleyebileceklerim bu kadar. Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'e ihanet ettiği iddiasını da tiye aldı. Bazı ihanet iddiaları haberlere yansıdı. Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim. Ya iddia bunlar. Sen her şeyi söylersin. Ben de buna cevaplamakla, yani acaba vakit harcar mıyım, harcamaz mıyım? Sen soru sorduğun için cevaplamalı mıyım, cevaplamamalı mıyım? Haberleri duyunca tepkiniz ne oldu mesela sizin Neslihan Hanım'a? Valla dedim, karıcığım seni aldatmışım. Aa dedi, kocacığım seni aldatmışsın. Hiç sevmiyorum mesela. Doğulu, yurt dışında peş peşe ödül alan Neslihan Atagül'ü övgü yağmuruna tuttu. Beni bu ödüle layık görenlere, beni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyenlere, canım aileme ve beni her zaman destekleyen sevgili eşim Kadir'e sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi akşamlar. Neslihan Hanım'dan bahsetmişken yurt dışında ödül aldı. Evet. Onlar birkaç tane aldı, bir tanesi haber oldu. Karım olduğu için söylemeyeyim ama yetenekli yani. Ben de beğeniyorum kendisini. Neslihan Atagül geçen hafta Nişantaşı'nda kameralara takılmış, güzel oyuncunun Kadir Doğulu'nun kıskançlığı yüzünden kadın şoför tuttuğu iddiası gündeme gelmişti. Merhaba, nasılsınız? Neslihan Hanım, ne yapıyorsunuz? Biz vallahi yolunda her şey. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Var mı bu aralar bir şeyler? Bir şeyler var mı bu aralar? Söylenirsiniz. Hanımefendi şoförünüz mü? Onu sorsak bir tarih. Kadir Doğulu ise eşinin kadın şoför tuttuğu iddiasının doğru olmadığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde de kendisini çekmişlerdi. Bir kadın şoför tutmuş galiba. Öyle yansıdı. Didem ya. O benle çalışıyor aslında. Evet. Didem hatta bizim... şey oldu hani Kadir Bey'in kıskançlığından dolayı mı böyle bir şey yok, oldu? Yok, Didem benle çalışıyor. O günden Neslihan'la beraberdi. Didem bizim canımız. Bizim her şeyimiz. O yüzden bazen Neslihan'la bazen benle ama genelde benle. Didem. Yani öyle bir şey yok. Haremlik selamlık diye bir şey yok. Bunu da açıklığa kavuştum. Doğulu, Noel Baba'nın Türk kültüründeki karşılığının Bektaşi Şeyhi, Sarı Saltuk olduğunu öne sürdü ve bunu araştırın dedi. Yılbaşı için bir planınız var mı? Burada mısınız? Neler yapacaksınız? Buradayız, buradayız. Yani aileyle beraber geçireceğiz. Ümit ediyorum. Bizim yani Avrupa'da... bir kapmap da mı yok? Var var. Var değil mi? Avrupa'da Noel diye bilinen bizde Sarı Saltuk. Hadi bakalım. Sarı Saltuk nedir acaba? Biz de Sarı Saltuk kutlayacağız. Çünkü Türk kültürü çok büyük bir kültür. Dünyaya medeniyeti armağan etmiş bir kültür ve bunu da Sarı Saltuk'la yapmış. Bugün Noel Baba diye bilinen kişi Sarı Saltuk. Hadi bakalım bunu bulun.
Konuşalım üzerine. Araştırın. Hadi araştırın. Kadir Doğulu 2021'in kendisi için çok bereketli geçtiğini belirtti. 2021 nasıl geçti? Nasıl geçti? Çok Allah bereketliydi. Onu kullanmadım. Ulan geliyorum. Sabah kalkıyorum, karıcığım seni aldatmışım. Evet diyor, kocacığım beni aldatmışsın. Nasılsın karıcığım? İyiyim kocacığım. Bu kadar yani. 2021 bizim için çok bereketliydi. Ümit ediyorum bizimle beraber yürüyen bu cumhuriyette, bu halkta da her şey yolundadır, yolunda gidecektir. Bazı buhranlar var, yok değil. Ama bu her türlü karanlık, her türlü buhran en güzele, en aydınlığa gitmeye mecbur. İnsanlar, halkımız, insanlar bunu unutmasın ve bunu hiçbir zaman aklından çıkartmasın. Yeni yıl herkese en güzelini getirsin, sizi dahil. Ünlü oyuncu eşi Neslihan Atagül'le beraber dizi yapacaklarını açıkladı ve gitmeden yeni yıl mesajı verdi. Beraber göreceğiz. Kadir Bey, bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz bu kameraya? 2021 bak, sıfıra kadar 2021 var. 2021 yıl. Ondan önce de bilinen 14 bin yıl insan tarihi. Hadi ben kibarlık yapayım, 50 bin yıl. Hadi siz de 150 bin yıl koyun, 200 bin yıl insanlığın tarihi. Hiçbir şey değişmedi. Algılar değişiyor sadece. Sakın yeni yılda algılarınızın değişmesine, yönetilmesine müsaade etmeyin. Özgür iradenizle sadece siz olun. Yeni yıl herkese bereket getirsin. Hoşçakalın dostlar. Çok teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Severson'dan köprüde evlenme teklifi alan Dilan Çiçekdeniz duygularını hangi sözlerle ifade etti? Neler söyleyeceksiniz Dilan Hanım? Köprünün üstünde bir evlenme teklifi. Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum. Hala şoktayım. Az sonra... Altın Kelebek töreninden ödülle dönen Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın merakla beklenen sürprizi sonunda ortaya çıktı. İzliyoruz. Türkiye'nin en köklü ve prestijli törenlerinden Altın Kelebek ödülleri görkemli bir gecede sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının yıldız isimlerinin ödüllendirildiği töreni Çağla Şiker ile Cem ünlü sanatçı Ebru Yaşar adaylar arasındaydı. Merhabalar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Çok güzel bir gecedeyiz. Evet, inşallah çok güzel bir akşam olduk. Evet. Tüm ödül törenlerine ben çok kıymet veriyorum. Bir emek var orada, bir değer var ama Kelebek, Altın Kelebek her sene bu işi çok özenle yapıyor. İnandırıcılığı çok yüksek. O yüzden bu akşam burada olmaktan çok keyifliyim, çok mutluyum. İnşallah ödülü de ben alırım diye düşünüyorum. Siz de adaysınız. Evet. Rakipleriniz de biraz güçlü ama evet. Neler söyleyeceksiniz hani bununla ilgili? Yani rekabet güzel bir şeydir. Ben her sene işimi büyük bir azimle, hırsla ve sevgiyle yapıyorum. Bu sene de alacağımı düşünüyorum. Yani hani çoğu yıllar, hele son zamanlarda, son yıllarda ben de zaten kelebeğin ödülü. Yani iş yaptığım zaman ben de hani bir iş yapmışsam, bir şey ürettiysem ben alıyorum. Layık gören herkese teşekkür ediyorum. Ünlü sanatçı kırmızı halıda şıklığıyla göz kamaştırdı. Çok şıksınız. Sağ olun. Hazırlık teşekkür kaç ederim. Saat sürdü? 5 saat. 5 saatte rekor bende. Şaka bir yana. Yani 2-2,5 saat. Sahneye çıkar gibi. Sahneye çıkacağım zaman da bir o kadar buluyor. Çünkü özen gösteriyoruz. Seviyoruz işimizi. Saygı duyuyoruz. Bugün de böyle. Yani bir sahnenin dışında bir şey giyeyim istedim. Çünkü sahneye genelde elbise giyiyoruz biliyorsunuz. Bugün de böyle buraya daha böyle bir takımla gelmek istedim. Törende Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar en iyi fantezi müziği kadın şarkıcı ödülünün sahibi oldu. Yaşar ödülünü İzel'in elinden aldı. En iyi fantezi müziği kadın şarkıcısını açıklayacağım. Ve yanında da belirtmek istiyorum. O şarkı söylediği zaman, hele bir de arabesk söylediği zaman benim canım gerçekten çok yanıyor. Çok hisleniyorum ve gururla anons ediyorum. Ebru Yaşar! Evet, sevgili Ebru Yaşar'ı davet ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Oy veren herkese, şarkılarımı, müziğimi dinleyen herkese. Çünkü biz aslında garip bir iş yapıyoruz. Yani elle tutulamayan, gözle görülemeyen, sadece duygulara hitap eden bir iş yapıyoruz.
O anlamda da o duygularda, o şarkılarda buluşabiliyorsak ne mutlu. Bir şarkıcı için herhalde en kıymetli şey bu. Çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız. Sağ olun İzel'cim. Teşekkür ediyorum. Ben tebrik ediyorum. Çok mersi, bay bay. Tebrik ediyoruz. Alkışlar Ebru Yaşar için. Güzel sanatçı ödül sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hayırlı olsun. Şurada olmuyor değil mi? Ağır, çok ağır, gülle gibi maşallah. Hak edilmiş bir ödül. Hak edilmiş bir ödül olduğunu ben de düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bunda yani böyle bir hani bir bakarsınız buna bir hani bir demir yığını deriz, ağır deriz ama bunun içinde büyük alın teri var arkadaşlar. Büyük özveriler var. Büyük emek var. Layık gören herkese, beni dinleyen, seven herkese çok teşekkür ediyorum. Nicelerine inşallah seneye de adayım bakalım. Yaşar kendisine bir ödül evi yaptırdığını açıklamıştı. Kaçıncı kelebeğiniz efendim? Ay çok oldu. Vallahi var evde biliyorsun. Rekora doğru koşuyorsunuz. Evet inşallah. İnşallah. Dedim ya ödül evi yaptırdım evet. Kendime diye. Bu biraz abartılı gibi bulunuyor aslında ama hayır. Çünkü ben bu ödüllerin ya da konserlere gittiğimiz aldığımız plaketlerin kanepe altlarında, kutuların içerisinde olmasına gönlüm hiç el vermiyor. Çünkü hakikaten ödüller için yani ödül demek bunun biraz önce söyledik. Manevi değeri çok yüksek. Yani ben onları herhangi bir yere bırakmak istemiyorum. Allah nasip etti. Onlar, yani güzel bir çocuklarım için. Kuzucuk için böyle güzel böyle mini bir mütevazı bir yer yaptım kendime. Hayırlı olsun yani tekrardan. Çok sağ olun. Nicelerini diyelim. Çok teşekkür çok ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Sürpriz Gürücü'ye çıktı. İçime ata ata kadehimi vuruyorum masalara. Bu gece yarama meze olur anılar. Kârdan zarar katar acılar. Yapışır bana yaka paça. Öte yandan son albümü Gel de Sevme ile dinlenme rekorları kıran Ebru Yaşar'ın merakla beklenen yeni sürprizi Gürücü'ye çıktı. Ünlü sanatçı son dönemin parlayan genç yıldızları Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'la İçime Ata Ata şarkısında düet yaptı. Bu sana son iltimasım, daha yokluğuna yok bir itirazım. Suskunluğumunda dili var ama onu anlayacak bir yürek lazım. Sözü ve müziği Doğanay Karadeniz'e, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait şarkıya Ecem Gündoğdu'nun yönetmenliğinde klip çekildi. Tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşan İçime Ata Ata şarkısı ilk günden YouTube Trendler müzik listesine bir numaradan girme başarısına ulaştı. İçime ata ata kadehimi vuruyorum masalara. Bu gece yarama meze olur anılar. Kârdan zarar katar acılar. Yapışır bana yaka paça. İkinci kızını kucağına almak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, ilk kez babalık heyecanı yaşayan yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ'a hangi tavsiyelerde bulundu? İkinci kez kız babası olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, kuaför çıkışı kameralara takıldı. Arkadaşlar hayırdır inşallah. Olsun diyelim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Kızla yolda işim düşmüyor. Ne oluyor? Bir film vardı acaba, benim mi haberim yok? Ne oldu böyle? Güzel, normal hep beraber görmek. Eyvallah. Vallahi mesafeli durun. Bu arada çok da artı şey. 47 yaşındaki ünlü aktör, eşi Sinem Kobal'la ikinci kızına verecekleri isme henüz karar vermediklerini açıkladı. Evet, hemen kısaca cevaplayayım gideyim arkadaşlar. İkinci kızımızın ismi düşündü mü şu anda? Yok da. Yok. Kenan İmirzalıoğlu sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada hayatta olan 80 yaşındaki usta türkücü Arif Şentürk ile ilgili yaptığı gafla gündeme gelmişti. Rahmetli olan sanatçımızdan dinledik. Beni de bir nostalji yaptırdı. Arif Şentürk nur içinde yatsın. Arif Şentürk. Vefat edildi de bayağı oldu. Bilmedik ne yapalım kendisi. Arif Şentürk şimdi geçtiğimiz günlerde programda... Evet sormayın ya, öyle bir talihsizlik oldu. Bizim aklımıza yanlış kalmış tabii bilgi. Dün kendisiyle konuştum, özür diledim. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Hani tatsız bir kafa oldu. Aklımda öyle kalmış.
Sanırım Kamil Sönmez'le karıştırdım. Rahmetli Kamil Sönmez'le. Ben çünkü iki sanatçımızı da TRT1'den hatırlarım. Yıllardır hani o küçükken türkülerini dinlerdik. Ve Kamil Sönmez'in vefatıyla karıştırdığım için öyle bir bilgi karışıklığı oldu. Ama kendisine telefon açtım, özür diledim. O da sağ olsun olgunlukla anlayışla karşıladı. İmirzalıoğlu, baba olmaya hazırlanan yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ'u tebrik ettiğini de sözlerine ekledi. Kıvanç Tatlıtuğ da biliyorsunuz, o da çocuk bekliyor. Hayırlı olsun dedim mi konuştunuz? Tabii konuştuk. Tabii ki konuştuk. Heyecanlıdır kendisi. Olmaz mı? Olmaz mı? Yani dünyanın en güzel olayı geliyor. İnşallah. Tatillerde bulundunuz mu kendisiniz? Onları biz konuşuruz aramızda. Tamam mı canlar? Hadi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Serenay Sarıkaya'nın işletmeci Umut Evirgen'le yaşadığı gizli aşk nasıl belgelendi? Umut Bey'in aracıyla evinize geldiniz Serenay Hanım. Neler söyleyeceksiniz? Serenay Hanım aşk iddialarını yalanlamıştınız. Birkaç... Az sonra... Bir dönem Türkiye'nin en çok kazanan şarkıcılarının başında gelen 51 yaşındaki Serdar Ortaç, bakın hangi sözleriyle yürek buktu. Serdar Ortaç, geçen hafta sonu Maslak'ta yeni açılan bir mekanda sahne aldı. 51 yaşındaki ünlü popçu, yine dansçısı İnce Hebibova ile samimi görüntülere imza attı. Sahne öncesi dansçılarıyla beraber soruları yanıtlayan Ortaç, 2021 yılının bir an önce bitmesini istediğini söyledi. Merhaba abi sen söyle. 1, 2, 3, 4. Merhaba Serdar Bey, nasılsınız? Allah'a şükür. Birazdan sahne alacaksınız. Nasıl bir sahne olacak? Her zamanki gibi Karabiberim'den bugüne bütün şarkıları okuyacağız. Kızlarım dans edecek. 20 senedir beraberiz, 20. Maşallah. Bulgaristan'dan geldiler. Türkçeyi öğrendiler. Dans ettiler, bir de şarkı söylemeyi öğrendi seni ya. Ona da albüm yapacağız. 2022 geliyor. Bitsin. Nasıl geçti sizin için 2021? Bitsin, berbat geçti 2021 ikisi de. Bitsin. Yeni yıldan beklentileriniz neler peki? Her şeye battık, bittik. Enflasyon bilmem ne oldu, yok. İşte şurada yanlış yapıldı. Her şeye kötü bakar olduk. Yani... Biz böyle ne yapacağız her şeyi kötü bakarak? Yani bir şeyi de iyi görmüyoruz. Her şeye kötü bakıyoruz. Kıbrıs konseri iptal olan şarkıcı yılbaşını Batum'da sahnede karşılayacağını açıkladı. Yeni yılda sahnede olacaksınız. Kıbrıs sanırız. Konseriniz iptal oldu. Bir nedeni var mıydı? Kıbrıs'taki konser fazla para istedik. Yani fazla para geldi onlara. O yüzden daha hesaplı bir gece yapmak istediler galiba. Ben öyle tahmin ediyorum, emin değilim. Ondan sonra parayı göndermeyince biz de iptal ettik. Gürcistan, Batum'a gideceğiz. 25 sene önce bir kere yurt dışında kutladım Avustralya'da, Sydney'de. İki konser verdim Sydney Melbourne. 25 sene sonra ilk defa yurt dışına çıkacağım. Yani yılbaşı için. Bana kalsa evde pijama terlik olmak isterdim ama görev çağırıyor. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Lohan'ın önceki hafta İstanbul'a gelmiş ve ünlü popçunun hakkındaki isyan dolu sözlerine yanıt vermişti. Ortaç, evine haciz gönderdiği için İrlandalı modele hala çok kızgın olduğunu belirtti. Serdar Bey'le de Türkiye'de bazı haberler çıktı. Haciz gittiğine dair evine... Ben aslında haberleri takip etmiyorum. Zaten yani hayatım full huzurlu yaşıyorum şimdi. Gayet yani... Drama istemiyorum hayatımda. Dedikodu da sevmiyorum. O yüzden peki Serdar bilmiyorum. Bey ödediğin nafakadan birazcık şikayetçi. Maddi olarak da sıkıntı yaşadığını söylüyor. Siz bu duruma neler söyleyeceksiniz? Nafaka zamanında ödeniyor mu? Aslında bu konuya girmek istemiyorum. Gereksiz çünkü bana göre. Olsaydı. Hiç gerek yok bence. Ben aslında öyle bir insan değilim. Özel hayatım özel kalsın. Ama ben yani...
kötü bir şey söylemek yok bende yani. Clio Hanım da İstanbul'a geldi, nafaka olayları soruldu ama beni o dramlara sokmayın, dedikodu da sevmem dedi. Gördünüz mü, okudunuz mu bilmiyoruz ama. Gördüm. Ne düşündünüz peki, neler söyleyeceksiniz? Hiçbir şey. Ya da geldiğinde görüşme, konuşma fırsatınız oldu mu İstanbul'a geldiğinde? Yok, eve falan gelmedi. Hiç görmedim yani, geldiğini bilmiyordum. Röportajdan öğrendim. Ya benim şeyim yok yani, diyaloğum yok. Olmasın da zaten. Evime haciz koydu, daha ne diyaloğu? İnsan düşmanına yapmaz ya. Düşmanına yapmaz pandemide. Ünlü popçu Chloe Lohnin'e boşanırken ödemeyi taahhüt ettiği 1 milyon TL nafaka borcunu kapatmak üzere olduğunu açıkladı. Şu an durum ne peki? Kuruş. Hala hacizli mi? Hacizli de çok az kaldı, kapıyoruz işte. Serdar Ortaç'ın Best Of albümündeki tüm şarkılarının haklarını ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu'na sattığı da gündeme gelmişti. Best Of Serdar Ortaç albümünün de aslında daha çıkmadan ön satışlarını Ozan Bey'e sattığınız da konuşuldu. Ya. Öyle haberler çıktı. Daha albüm çıkmadı ama ya, satışlarını Ozan Çolakoğlu'na sattı diye. Bir araba almaya gidersin, arabanın parasını verirsin, arabayı verirler, kullanırsın. Ozan da benden bir araba aldı. Yani evlatlarımı, şarkılarımı aldı. Şimdi Ozan'a ait onlar. Yani emeğimi sattım. Çok normal. Benim para kazanacağım bir tek bu iş var. Albüm de çok evrak arada kaldı. Ne zaman çıkacak acaba, olmayacak mı gibisinden bir durum. Bence yaza kalır. Çünkü millet baksana, asabiyet, sinir had safhada. Hiçbir şey beğenmemek. Yaza biraz daha mutlu olabilir insanlar. Ünlü şarkıcı bir bankaya olan 10 milyon TL kredi borcunun silineceği iddiasını da yalanladı. Banka Serdar'ın borçlarını affetti deyip duruyorlar. Babanın oğlunun borcunu affetmez insan. Benim evim vardı, ipotek ettirdim. Üstüne ipotek koydular, kredi verdiler. Ahmet'e de aynısını yaparlar, Mahmut'a da, Hüseyin'e de, bana da. Ya tamamen yalan ve abartı. Ne demiş şey? Serdar Ortaç'ın borçlarını sileceğiz. Hayır, kim kimin borcunu siliyor? Benim İnci'nin mesela Seniha'nın iki yevmiyesini vermesem sahneye çıkmazlar bir daha. Ne patron tanır, ne 20 yıllık dost tanır kadının emeği. Banka Serdar'a bedava para verir mi ya? Buna nasıl inanabiliyorlar, ben onu anlamıyorum. 45 milyon oldu ev. 45 milyonluk eve ipotek koydu adam. Ben gitsem istediğim bankaya alırdım krediyi. Yok, Serdar'ı affetmişler. Bir kere Serdar'ın nesi var ki affedecek? Ne özelliği var? Yani savcı mesela Serdar'ı affeder mi bir suç işlese? Kim Serdar kim ya? Sen neysen ben de oyum. O yüzden yazıp durmasınlar bu troller. Yazıp durmasınlar. Zaten bu troller yüzünden her şey berbat oldu. Konserden konsere koşturan Serdar Ortaç, tüm kazancının harcamalarına ve borçlarına gittiğini yineledi. Borcumun miktarını söyledim 50 kere ama çok azaldı. Çalışıyorum eşek gibi. Çok azaldı. Tüm geliriniz borca mı? Evet. Ya tabii çocukları ödüyorum işte, personeli. Evin giderleri var. Allah'tan tek başımayım yani. İki lokma bir şey yiyorum. Her şeyi ödedikten sonra hepsi borca gidiyor tabii. Ama pandemide anlayış beklerim yani insanlarla. Kimsede param kalmaz ki, kimsenin de bende parası kalmaz. Ben borçla uyanmaktan çok sıkıldım. O yüzden hepsi kapansın, bana da yemek parasını versinler, ben yaşayayım öyle gitsin. Huzurlu bir uyku ihtiyacınız var. O kadar yani, ben paranın her şeyini gördüm. Rüyanda göremeyeceğim para gördüm. O yüzden hiç istemiyorum artık bir kuruş. Zaten biraz daha biriksin, dağıtacağım işte bizimkilere. O kadar. Çok teşekkürler. Şimdi kısa bir ara. Şov dünyasından çok özel görüntülerle tekrar karşınızda olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Biz de böyle. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in 2 yaşındaki oğulları Karan, şirinliğiyle bütün ilgiyi nasıl üzerinde topladı? Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Eyvah. Bunu. Bunu. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Çalıştığımız gibi. Süper. Az sonra.
Emlak Konut bilgilendiriyor. Türkiye yeşil kalkınma hamlesinde büyük bir adım attı. Paris İklim Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Emlak Konut bilgilendirdi. Sen pırlantasın. Tüm pırlantalar gibi senin ışığın sana özel. Her şey seninle güzel. Koçak. Yalıtımın en estetik hali yeni Dorado 76. Özel tasarımıyla ilk ve benzersiz. Minimum profil, maksimum görüş alanıyla yeni Dorado 76 sadece Nisa'da. Sen pırlantasın. Tüm pırlantalar gibi senin ışığın sana özel. Her şey seninle güzel. Koçak. İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Severson'dan Boğaz Köprüsü'nde evlenme teklifi alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, duygularını hangi sözlerle ifade etti? Bu akşamı İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Severson'dan köprüde evlenme teklifi aldı. Severson, Boğaz Köprüsü'nde Çiçek'e vatandaşların şaşkın bakışları altında cebinden çıkardığı yüzükle evlenme teklif etti. Benimle evlenir misin? Teklif sonrası ünlü oyuncu sevgilisiyle beraber kameraların karşısına geçti ve yaşadığı mutluluğu paylaştı. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Nasılsınız Dilan Hanım? İyiyim, Akif Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, hayırlı olsun diyelim. Thor Bey, hay. Hayırlı, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Köprünün üstünde bütün İstanbul, bütün Türkiye konuşuyor şu an. Fikri ben kendim düşünüyordum ama... Neler söyleyeceksiniz Dilan Hanım? Köprünün üstünde bir evlenme teklifi. Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum. Hala şoktayım. Teşekkür ederim. Sürpriz oldu. Aklına gelmiş böyle bir evlilik teklifi. Fikrim yok. Sürpriz yapmak istemiş bana. Ben Asya'da, o Avrupa'da olduğu için böyle bir... Dilan Çiçek Deniz'e ne zaman nikah masasına oturacağı soruldu. Evlilik ne zaman? Şimdi evlenme teklifi edildi. Hemen sorulur, evlilik tarihi alındı mı? Nerede olacak düğün? Artık ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı. Hayırlısı. Tam bilmiyoruz onları zaten. Siz öğrenirsiniz yakın zamanda. Muhabirler de ünlü oyuncuya nazar boncuğu hediye etti. Magazin ailesi olarak size nazar değmesin diye bir maşallah böyle bir nazar boncuğu vermek istedim. Nazar değmesin. Evet, nazar değmesin. Hayırlı olsun. Serenay Sarıkaya'nın işletmeci Umurt Evirgen'le yaşadığı gizli aşk nasıl belgelendi izliyoruz. Serenay Sarıkaya başrolünü Burak Deniz'le paylaştığı Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana ile İstanbul arasında mekik dokuyor. Güzel oyuncu perşembe akşamı Rumeli Hisarı'nda bir balıkçıdan çıkarken kameralara takıldı. Adana'yı çok seviyorum. Güzel gidiyor. Her şey yolunda. Merhaba. Her şey yolunda. Son bir 15-20 günümüz kaldı. Ay sonunda inşallah bitireceğiz ilk sezonu. Uyum nasıl peki? Çok güzel. Herkes çok 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 başarılı ve çok iyi ya. Çok sabırsızlıkla bekliyorum. Ben bile sabırsızlıkla bekliyorum diziyi. Nasıl bir karakterde göreceğiz sizi ya da sevindiğimi? Valla karakterle ilgili evet, daha konuşmak için çok erken. Burnundaki hızması dikkat çeken güzel oyuncu Altın Kelebek Töreni'ne neden katılmadığını açıkladı. Arabamız da geldi. Çok teşekkür ederim. Hızma galiba ama çok teşekkür ederim. Uzun zamandır kullandığım bir şey. Altın Kelebek'e sorusu geçtiğiniz günlerde Altın Kelebek'e nasıl buldunuz? Evet. Vallahi izleyemedim, setteydim ya. Setteydim, bir tek Ezgi ve Merve'nin ödül aldığını duydum. Hemen de sosyal medyadan kutladım zaten. Bayılıyorum onlara, sonsuz hak ettiklerini düşünüyorum ama takip edemedim bütün programı. Anlatan Adam adlı YouTube kanalında Serenay Sarıkaya'nın taklidini yapan genç yetenek Cansu Karaca'nın görüntüleri paylaşım rekoru kırmıştı. Bir de şey olayı var, magazincilerle konuştuğuna bayılıyorum. Onda şöyle,
Ya arkadaşlar ya kusura bakmayın gerçekten yani bundan sonra ya evet yeni bir projem var ama işte yani yok yok gerçekten biraz daha sahneye yönelmek istiyorum gerçekten ve sosyal medyada sizle ilgili bir şey düşündüm bayan arkadaşım. Evet izledim çok yetenekli olduğunu düşünüyorum bence harika yapmış. Çok teşekkür ederim sağ olun. Serenay Sarıkaya geçen aylarda aşk yaşadığı iddiasını yalanladığı yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen'le ilgili soruyu bu kez yanıtsız bıraktı. Hemen haberlerle ilgili konuya girelim, girelim evet. Umut Evirgen'le ilgili hayırlı olsun diyelim mi biz? Yok demeyelim. Sizin de söylediğiniz gibi bir iddia. Yoruldum böyle şeyleri konuşmaktan. Ne olur ya. İşlerim başlıyor. Çok heyecanlıyım. Eski bir arkadaşlarınız da vardı. Yakın çünkü zamanda inşallah güzel işlerden konuşalım. Gitmem lazım. Şahmeran'dan mı? Evet. Şu çok az kaldı. Şimdi Umut Evirgen haberleri tamamen yalan mıdır? Tamam. Arkadaşlık vardı. Tabii ki. Çok eski tanıyoruz birbirimizi. Yani son olarak Umut Bey'i sorsaydık. Geçtiğimiz günlerde çok o da teşekkür ederim. Kabul etmişti ilişkiyi. Sağ olun. Var mı hastasından devam ediyor mu? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Güzel oyuncu aracıyla mekanın önünden ayrılmadan önce bir vatandaşın kendisiyle ilgili yaptığı iltifatları duyunca gülümsedi. Doktor çok güzel bir sanatçı. Biz ailece seviyoruz. Ailece. Hayranız. Serenay Sarıkaya ilerleyen saatlerde ise gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Umut Evirgen'in özel plakalı aracıyla evine giderken görüntülendi. Muhabirler başta araçtan Umut Evirgen'in ineceğini sandı ancak ünlü işletmecinin sevgilisini aracıyla evine gönderdiği ortaya çıktı. Umut Bey Serenay Hanım'ın evine de geldiniz. İyi akşamlar Serenay Hanım. Umut Bey'in aracıyla evine... Abi müsaade eder misin? İşimi yapıyorum. Umut Bey'in aracıyla evinize geldiniz Serenay Hanım. Neler söyleyeceksiniz? Serenay Hanım aç iddialarını yalanlamıştınız. Tamam. Birkaç bir şey alsaydık lütfen. Arkadaşımla eve geldik. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Jalebi baby. I just wanna eat it. Jalebi baby. Let me see. Öte yandan Umut Evirgen'in Sarıkaya'yı Adana'daki dizi çekimleri sırasında da yalnız bırakmadığı, ikilinin geçen günlerde Serkan Kaya'nın konserine gidip birbirlerinin gözlerinin içine bakarak romantik aşk şarkıları dinlediği gündeme gelmişti. Kara gözlüm yürek tabanca bir de sen olunca ben aşkı çok seviyorum. Fahriye Ecen'le Burak Özçivit'in 2 yaşındaki oğulları Karan, Şirinliği ile nasıl bütün ilgiyi üzerine topladı? Hadi bakalım. Biz de böyle. Bu sezon Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle setlere dönen Fahriye Ecen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la Etiler'de bir restoran çıkışı görüntülendi. İyi akşamlar, nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ayrıca bir akşam yemeğiydi herhalde. Evet, evet, evet. Aynen. Haftada bir gün oluyor zaten. Fahriye Hanım dizisi başladı, bir daha da göremedik. Biz de göremedik. Ortadan aynen bayağıdır yokuz, gidiyor? Seni de göremedik. Gayet iyi, güzel gidiyor. Alıştınız mı, özlüyor musunuz Karan'ı? Özenmez mi ya? Kaçma oğlum, gel buraya. Fahriye Evcen'in geçen yıl oğluna giydirdiği 4800 TL'lik mont sosyal medyada gündem olmuştu. 2 yaşındaki Karan'ın tarzı yine çok beğenildi. Karan da yine çok tarz olmuş bugün de. Her zaman olduğu gibi. Karan nasılsın? Sen onunla konuş bence. Nasılsın? Ne oldu sen? Bak seni çekiyoruz. Ne oldu? Ne oldun sen? Dokundurma da sarı bir şey olmasın. Biliyor musun? Salonu biliyor musun? Tutacak mısın? Salonu biliyor musun? Salonu biliyor musun? Neymiş o? Bundan sonra. Alır vallahi vermez bir daha söyleyeyim sana. Hangisini istiyorsun? Hangisini beğendin? Beyaz herhalde. Artık konuşmaya başlayan Karan Özçivit muhabirlere ilk röportajını da verdi. Maşallah büyümüş her geçen gün. Kocaman oldu büyüyor. Sorma bak çok gördüğün gibi tutamıyoruz evet, bak. Aynen. Alacak o mikrofonu. Eve götürecek ya. Bak ben de bizden alırsın artık. Anneciğim bu kimin? Babacığım şimdi de sen verelim, soru soruyorsun artık. Onu, olur mu? Sen soru soruyorsun abiye. Uzat mikrofonu. Ufak ufak konuşmaya başlıyor konuşuyoruz, sanki. Konuşuyoruz. Neler söylüyor? Evet, evet. Nasılsın de abiye? Şey söylüyor artık. Nasıl? Oldu artık. Bayağı nasılsın de? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Maşallah. Ben de iyiyim.
Minik Karan bir ara eline aldığı mikrofonu yere düşürdü. Başlarsın susmaz. O susmaz. Çok kısık konuşuyor. Evet şimdi tamam, gel. Şimdi gidiyoruz ve soruyu soruyoruz Karan'a. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı? Eyvah. Bunu. Bunu. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Çalıştığımız gibi. Süper. Gayet politik Karan aynen böyle devam. Beğendin mi? Magazin hattının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte şov dünyasından çok özel haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz.